Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte termos nedir, nasıl çalışır, neye yarar, bunun gibi şeyler hakkında konuşacağız. Öncelikle termos nedir, onu söyleyeyim. Termos Android cihazlarda Linux ortamını çalıştırmaya izin veren bir ücretsiz ve açık kaynaklı bir terminal emülatörüdür. Bunu şimdi nasıl indireceğiz? Ona bakalım. Termux'u çoğu kişi Play Store'dan indiriyor. Bunun linkini de aşağıya koyacağım indirmek isteyenler için. Evet arkadaşlar, Termux yazarak bulabilirsiniz kendiniz de. Gördüğünüz gibi ama biz buradan indirmeyeceğiz. Çünkü sürümü görüyorsunuz 0.101. Termux artık Play Store'a güncelleme getirmiyor ve bunun üzerine çok fazla hata alıyor insanlar bu işi yaparken. O yüzden Play Store'dan indirirseniz hata alma şansınız çok yüksek. Çünkü artık güncellemeler gelmiyor. Çoğu kişi de hata alıyor. Ben bu yüzden aldıklarını düşünüyorum. Ve o yüzden burada indirmeyeceğim ama burada indirmek isteyen olursa da aşağıya linki tabii ki bıraktım. Şimdi o yüzden Chrome'a girelim. Bu arada görüyorsunuz Termux'un Wikipedia'sında aşağıda bulabilirsiniz. Evet, Google'a Termux yazarak en baştaki site Termux'un kendi sitesine gidebiliriz. Gördüğünüz gibi burada bir ekran fotoğrafı var. Buradan indireceğiz. Tabi indirmek için öncelikle F-Droid isimli bir uygulamaya ihtiyacımız var. Buraya tıklıyoruz. Bizi böyle bir GitHub sitesine attı. Buradan yukarı çıkıyoruz indirmek için. En yukarı. En yukarı çıktığımızda bakın görüyor musunuz? Burada bir link var. Linke tıklıyoruz. Bizi F-Droid'in sitesine yönlendiriyor. Öncelikle F-Droid'i indirmemiz gerekiyor. Termux'u indirebilmek için. Evet arkadaşlar, site açıldı. Gördüğünüz gibi. Buradan indirebilmek için aşağıya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi sürüm 0.118.0 önerildi diyor. Şu anki en güncel sürüm. Daha aşağılarda farklı sürümler de var ama biz en son sürümü indireceğiz. Bu sürüm Android 7.0 veya daha yenisini gerektirir diyor. Yani telefonumuzun Android 7'den yüksek olması, Android 7 veya daha üstte olması gerekiyor. Buradan buraya geldikten sonra, siteden aşağı indikten sonra, buraya geldikten sonra F-Droid'i indir tıklıyoruz ve indir diyoruz. Evet, indirme işlemi başladı. İndirme işlemi tamamlandığında tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, indirme işlemi tamamlandı. Aç diyoruz. F-Droid yükle. Evet, burada birazcık beklememiz gerekecek. Evet, aslında çok da beklememiz gerekmiyormuş. Aç dedik. Evet, depolar güncelleniyor. Burada bekleyelim biraz. Evet arkadaşlar, F-Droid geldi. Güncelleme yüklenmeye hazır diyor. Buradan arama yerine basıyoruz yeşil tike ve buraya Termux yazıyoruz. Ve bunu aratalım. Evet, gördüğünüz gibi Termux burada. Evet arkadaşlar, buradan sürümlere bakıyoruz. 0.118.0 bizim yani şu an güncel olan sürüm. Termux'u buradan yükle diyoruz. Evet, burada indirme işlemi başladı. İndirme işlemi bittikten sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, yüklendi. Buradan güvenlik nedeniyle telefonunuzun bu kaynaktan bilinmeyen uygulamalar yüklemesine izin verilmez diyor. Ayarlar diyoruz. Ve uygulamaların yüklenmesine izin veri aktifleştirdikten sonra geri geliyoruz. Ve yükle diyoruz Termux'u. Evet, yükleniyor. Bu arada
iOS için olmadığını söylemiş miydim? Yani iOS'ta kullanılamıyor. Ama aşağıya size linkleri verdim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi aç ve kaldır seçenekleri geldi. Şimdi Termux'umuzu açalım. Evet arkadaşlar, Termux'umuz gelmiş gördüğünüz gibi. F-Droid'i artık silebiliriz ama silmesek de olur çünkü güncelleme alamayız ama yine de fark etmez, silip silmemek size kalmış. Burada yapmamız gereken bir işlem daha var. Önemli bir işlem. Bazen girişte soruyor ama ayarlardan buradan uygulamalar. Evet arkadaşlar, buradan uygulamalara geliyoruz. Ve buradan buraya Termux yazıyoruz ve Termux'u bulduktan sonra basıyoruz. Burada izinler yerine girip gördüğünüz gibi tek bir izin istiyor. Depolama bir şeyler indireceğimiz için. Depolama izni veriyoruz. Tabi bazı arkadaşlar bunu Termux'un içine bir kod yazarak sağlıyorlar. O kodu da verebilirim istiyorsanız. Ya da mesela depolamayı buradan da verebiliriz. Ya da direkt Termux'un içinden de verebiliriz. O zaman Termux'tan verelim. Termux'umuzu açıyoruz. Evet, ufak bir bekleme işlemi. Bu sadece ilk sefer için geçerli. Evet, gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Ben size o kodu vereyim hemen. Evet arkadaşlar, kod şu şekilde. Termux. Yazamıyor muyum? Yazabiliyorum, evet. Termux tire setup tire storage. Bu kodu yazdıktan sonra enter'lıyoruz. Ve gelen ekrana tekrar sorma diyerek, yani pardon, izin ver diyoruz. Ve izin verildi. Yani deminki işlemin kodla çözülmüş hali bu. Aynı şey. Oradan da açabilirsiniz. Fark etmez. Kodla da yapabilirsiniz. Kodu açıklamalar kısmında verdim arkadaşlar. Evet. Diğerki videoda banner nasıl kurulur? Bunun gibi şeyleri göstereceğim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.